Benim düşünceme göre burada konuştuğumuz kavramlar devlet, ulus, toplum, yurttaş, birey, ekonomi vesaire. Bunların arasındaki bir denge kurulduğu yerde zaten dünya düzeni dediğimiz bir şeyden bahsedebiliyoruz. Bu dengeler bozulduğu şu ya da bu sebepten ötürü bozulduğu zaman zaten her şey böyle tespih taneleri gibi, ipi kopan tespih taneleri gibi savruluyor. Benim bahsettiğim, üzerinde durduğum ve çıkış noktam olarak belirlediğim ekonomide olup bitenlerdir. Biz ekonomi dünyasında olup bitenleri takip etmeden bunun sonuçları hakkında da ister bu din olabilir, ister toplumsal yapılar olabilir, kültürel durumlar olabilir. Çok fazla kavratıcı değerlendirmeler yapamıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünyada bir evlilik gerçekleşti. Bu üç unsurun evliliğiydi. Devlet, ulus ve sermaye. Şimdi baktığınız zaman görüntü evet bir mutluluk tablosu gibi. Fakat aslında üç aktör burada çok farklı orijinal akıllara sahiptir. Mesela devletlerin aklı egemenlik denilen bir kavramla meşguldür. Bir arazi, bura vatan, coğrafya, siyasi coğrafya, benim egemenliğim burada başlar, burada biter der devlet. Ulusla da bunun kavgasını yapar. Uluslar da 19. yüzyıldan itibaren demişlerdir ki hayır egemenlik sende değil bendedir. Bunların bir kavgası vardır ama bu kavga yatışır. Bir yerde ulus devletler veya devlet uluslar ortaya çıkarlar. Sermaye ise, ekonomi ise bambaşka bir akla sahiptir. Hiçbir şekilde hiçbir kurumsal bağlılık göstermez. Onun tek bir gayesi vardır. Kendi doğrultusunda veya kendi asimptotunda kendini sonsuzlaştırmaktır. Onun için ben bunları ayırırken devlete tarihin katı formu, uluslara akışkan formu, sermayeye yani ekonomiye ise gaz formu derim. Şimdi devletler ile sermayenin veya ulusun ilişkisi koşullu bir ilişkidir. Sermaye kendi açılımlarını yaparken devleti gerekser, ulusları gerekser. Onlarla ilişki kurar. Lakin bu asla bir Katolik nikahı olmaz. Eğer kurduğu ilişki kendi rasyonalitesini geriye çevirmeye başlayan bir ilişki ise o evi terk eder ve gider. Gittiği zaman ise çöl bırakır arkasında. Yani ulus çölleşir, kurumlar kurur. Toplumsal yapılar, alışılmış toplumsal yapılar yeşilliğini kaybeder, çoraklaşır. Şimdi biz bunu yaşıyoruz ama ne zamandan beri yaşıyoruz? Bunu aşağı yukarı 1980'lerden itibaren yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim bugün yaşadıklarımız ile 80'lerde ortaya çıkan süreçlerin bir kere ilişkisini kurmamız lazım. Bugün biz ne diyoruz Amerika Birleşik Devletleri için? Sermaye terk etti, değil mi? Hatta en son teknoloji de terk etti. Bugün Silikon Vadisi'nden gelen haberler çok kötü. Şimdi niye gitti sermaye? Çünkü devletle sermaye uzlaşmaz. Devlet çünkü vergi koyar. Vergi çok can acıtıcı bir şeydir sermaye için. İki, devlet sermayeden aldığı bir takım şeyleri ulusa transfer eder. Ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün o Keynesyen yapılar hep bir yeniden bölüşüm hazırlanır. Bu maliyetleri arttırır. Maliyetleriniz artarsa karınız düşer. Karınız düşerse bunu bir yere kadar sürdürebilirsiniz. Bir yerden sonra gidersiniz. Nereye? Emeğin, maliyetlerin en düşük olduğu Çin'e. Çin'e. Hindistan'a, Pakistan'a, Vietnam'a, Tayvan'a, oralara gidersiniz ve gitti. Bunu Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa kontrol edemedi. Peki Çin'in bu yükselişinin söylediğiniz gibi ekonomik nedenlerle olduğu açık. Tabii. Ama sadece ekonomik güç liderliğe yeter mi? Ha, yetmez. Çünkü aynı zamanda şimdi bakın Çin'de vergiler sermayeyi özendirir. Düşüktür vergiler. Amerika'da olduğu gibi değildir. Veya bütün offshore dünyası yani dünyada. İki, yeniden bölüşümü kapatır. Yani sendikal hakları engeller, demokrasiyi tıkar vesaire. Bunu da kim yapıyor? Komünist Parti yapıyor. Hı hı. İdeal ortam kapitalizm için odur. Kapitalizm demokrasiyi falan sevmez. Mümkün değil. Aklı
ermez. Demokrasi daha çok vergi demektir. Demokrasi daha çok yeniden bölüşüm demektir. Peki o zaman biz demokrasi, kapitalizm demokrasiyi sevmez diyoruz ama benzer şekilde demokrasinin olmadığı ülkeler açısından baktığımızda da ekonomik gelişmelerin çok daha hızlı gittiğini görüyoruz. Bir daha söyler misiniz? Çin'e baktığımız zaman Çin'deki demokrasi çok yüksek oranlı değil ama değil. O zaman Çin'deki uygularında yeni bir kapitalizm modeli olarak mı görüyoruz? Kapitalizmin istediği ortamdır o zaten. Kapitalizm kuralları da sevmez, hep offshore kovalar. Yani buna bakalım. Ve dolayısıyla zaten bu yaşandı. Bu yaşanınca ne oldu? Muhafazakar kapitalizmin vedasına tanıklık etmiyor muyuz? Onu nasıl sınıflandırıyorsunuz onu bilmiyorum. Muhafazakar kapitalizm derken neyi kastettiniz? Yani işte Thatcher'la başlayan veya... İşte Thatcher işte... tam bunu yaptı. Bu neoliberal dalga, Thatcherizm, Reaganizm, bizde Turgut Özal, öbür tarafta Yeltsin. Bunlar devleti ve ulusu sorunlu hale getirdiler. Mesela anti-etatizm yükseldi. Devlet küçültülmeli, bilye gibi yapılmalı, işte ekonominin önü açılsın, ekonomiye kimse dokunmasın. Değil mi? Yani neoliberal tezler değil miydi bu? O ara yeniden bölüşüm bütün şeyleri engellensin. Tabii onların hepsini engellediler ve tasfiye ettiler. Bugün berbattır Avrupa. Yani sendikalar çok cılızdır, sol partiler söylendi gibi. Onlar yeniden bölüşüm yapıyorlardı çünkü. Birden işlevsiz kaldılar. Dolayısıyla sistemik bir çöküşe doğru gitti bütün bunlar. Şimdi sorunuza geldiğim zaman hani bu ne oluyor peki ve bundan sonra ne oluyor meselesi. Şimdi orada ilginç olan başka bir şey. Sermaye bir başka vites daha değiştirdi bütün bu süreçlerin içerisinde. Hiçbir zaman olmadığı kadar teknolojizm yaptı. Yani ekonomizm ve teknolojizm bir araya geldi. İşte bu ulus devlet formlarının, formasyonlarının kontrolünün dışında bir bulutlaşma süreci başlattı. Nedir i̇şte, bulutlaşmadan kastettiğiniz? İşte dijitalliktir yani. Basbaya odur. Dolayısıyla yani siz zeminde bunları göremiyorsunuz. Yani ayağınızın bastığı toprak ya da işte üç boyutlu evrenimizde kafanızı kaldırsanız bile bir şey göremiyorsunuz. Bir görünmezlik dünyasında bütün bir insanlığın artık değer birikimini oraya çektiler. Teknoloji marifetiyle yaptılar bunu. Kütüphaneler oraya taşındı. Her şey orada artık yani. Şimdi burada uluslarüstü yapılara oynuyor sermaye. Onun için uluslarüstü yapıların, işte Birleşmiş Milletler zaten vardı bunlar, yeniden canlandırılması meselesi ulusların ve devletlerin tasfiye edilmesini gerektiriyor sonuna kadar. Dolayısıyla ulusu nasıl tasfiye edeceksiniz? Bireyleri, yurttaşları birbirinden iyice ayıracaksınız. Yani bakın bireyselleşme diye bir tabir kullandı. Bu tabii sosyolojide biz bunu kullanıyoruz ama ben onu hep zihnimde bir tercümeye tabi tutarım. Yalnızlaşmadır aslı işin. Bireylerin birbirlerinden yalıtılması, yalnız kılınması, bütünüyle kamusal hayatı var eden üretim ve tüketim süreçlerinin eş anlı sönümlendirilmesidir bu. Şimdi yeni bir üretim tarzı, yeni bir tüketim tarzı, yeni bir mübadele tarzına doğru dünya gidiyor. Yani bu konuda fütürist külliyata baktığım zaman mesela bunun bence taç figürü Alvin Toffler'dır. Alvin Toffler'ın söyledikleri büyük ölçüde takip edersek göreceğiz ki hayata geçiyor zaten. Dolayısıyla bu kapitalizmin yepyeni bir evresi. Artık toplumsalın sonuna mı geldik, ulusalın sonuna mı geldik, kurumlar niye böyle işlemiyor vesaire gibi sorular bence bu eksende cevaplanırsa cevaplanacaktır. Peki.